Arkadaşlar merhabalar. 9. sınıf orijinal ders öğelerinin anlatımlarına devam ediyoruz. Bugün küme problemlerini işleyeceğiz arkadaşlar. Yani bundan önce öğrendiklerimizi uygulayacağız sadece. Başka bir şey yok, tamam mı? Ekstra bir bilgi yok yani. Okuyalım şimdi şuradaki mektubu. Aşağıdaki Venn şemasında futbol, basketbol ve voleybol oynayanların ve bu oyunları oynamayanların sayıları verilmiştir diyor. Tamam. F futbol oynayanlarmış, B basketbol oynayanlarmış, V de voleybol oynayanlar. Olduğuna göre diyor aşağıdaki boşlukları doldurunuz diyor. Dolduralım bakalım. Ne diyor? Futbol oynayanların sayısı. Şimdi arkadaşlar bakın futbol oynayanlar şurası değil mi? Evet. Burada kaç tane kaç kişi varsa bunların hepsini ne yapmam lazım? Saymam lazım. Sayacak olursam arkadaşlar bakın burada 5 var. 2 daha 7, 1 daha 8, 4 daha 12. Demek ki futbol oynayanlar kaç kişiymiş? 12 kişiymiş. Şurayı bir temizleyelim. Şimdi ne istiyor arkadaşlar? Basketbol oynayanların sayısı. Basketbol oynayanlar da bak şu maviyle taradığım yer değil mi? Evet. 6, 3 daha 9, 1 daha 10, 2 daha 12. Bak bu da 12'ymiş arkadaşlar. Şurayı yine temizleyelim. Voleybol oynayanların sayısı. Voleybolda bakın arkadaşlar yine şu maviyle taradığım yer. Sayalım 7, 4 daha 11, 1 daha 12, 3 daha 15. Bakın burası da 15'miş. Siliyorum hemen. Futbol ve basketbol oynayanların sayısı. Futbol ve basketbol. Arkadaşlar şurası değil mi? Futbol ve basketbol. Bak 2 kişi burada var. 1 kişi de burada var. Toplamda kaç kişi oldu? 3 kişi olmuş oldu. Tamam. Devam ediyorum şimdi. Ne diyor? Yalnız voleybol oynayanların sayısı. Bak yalnız voleybol oynayanlar. Yalnız voleybol oynayanlar da arkadaşlar sadece şurası değil mi? Evet. Bak şimdi ben burayı alsam burada voleybol da var, basketbol da var. Değil mi? Şurayı alsam futbol da var, voleybol da var. Burayı alsam zaten üçünü de oynayanlar arkadaşlar. Değil mi? Dolayısıyla yalnız voleybol oynayanlar bakın şu maviyle taradığım yerler olmuş olacak. Tamam mı? Kaç kişi yani? Bakın 7 kişi. Şuraya yazalım hemen. Yalnız bir oyun oynayanların sayısı. Yalnız bir oyun oynayanlar arkadaşlar bak şunlar değil mi? Bak bu sadece futbol oynuyor. Bak burası sadece basketbol oynuyor. Bu da sadece arkadaşlar voleybol oynuyor. Bunları topladığım zaman 5, 6 daha 11, 7 daha ne olacak arkadaşlar? 18. 7'ye bakalım. Yalnız iki oyun oynayanların sayısı. Şurayı bir temizleyelim. Yalnız iki oyun oynayanlar. İki oyun oynayanlara bakacağız arkadaşlar. Bak bir kere şuraya alamam. Niye? Bu üçünde oynuyor çünkü arkadaşlar. Üçünde oynayanlar. Dolayısıyla iki oyun oynayanlar bak burası değil mi? Hangi oyunları oynuyor burası? Futbol ve voleybol. Bak şurası da yok mu arkadaşlar? Evet. Hangi oyun oynuyor peki? Hangi iki oyun oynuyor? Futbol ve voleybol. Bir de arkadaşlar şurası. Hangi oyunları oynuyor? Basketbol ve voleybol. Bunları toplayacak olursam 2, 4 daha 6, 3 daha ne oldu arkadaşlar? 9 olmuş oldu. Temizleyelim. Her 3 oyunu da oynayanların sayısı. O zaten arkadaşlar bakın burada belli. Kaç? 1 kişi. Anlaştık. Bu 3 oyunu da oynamayanların sayısı. 3 oyunu da oynamayanların sayısı. Şimdi 3 oyunun dışındakiler arkadaşlar. Yani şunların hiçbirini oynamayacak. O zaman bak bu değil mi o zaman? 8. Bakın. Tamam. Devam edelim. Devam edelim. Ne diyor? En az bir oyun oynayanların sayısı. En az bir oyun oynayan. Bu ne demek arkadaşlar? En az bir oyun oynayanlar. Yani bir tane oynayabilir. İkisini de oynayabilir. Üçünü de oynayabilir anlamına. Bunların hepsini sayacağız. Şimdi bir oyun, iki oyun, üç oyun oynayanlar arkadaşlar. Bir oyun oynayanlar. Bakın şunlar. Değil mi? Sadece iki oyun oynayanlar. Onlar buydu arkadaşlar. Üç oyunda oynayanlar buydu. O zaman bunların hepsini tarayacağım. Değil mi? Bunların hepsinin tarandığı kısım arkadaşlar. Yani toplayacağım yani buradakilerin hepsini. Toplayacak olursak da bak şu yukarıdakileri toplayalım önce. 5, 2 daha 7, 6 daha 13. 4 daha 17, 18, 21, 7 daha 28 olmuş oldu. Temizleyelim. 11'e bakalım. En az 2 oyun oynayanların sayısı. En az 2 oyun oynayanlar demek ne demek arkadaşlar? 2 de olur, 3 de olur. Şimdi 2 oyun oynayanlar zaten şunlar değil miydi? Evet. 3 oyun oynayanlar da benim kabulüm. O da burası. Bunları toplayacağım yani. 2, 4 daha 6, 1 daha 7, 3 daha 10. 10 da bulduk. 12'ye bakalım. En çok bir oyun oynayanların sayısı. En çok bir oyun oynayanlar.
Bu en çok bir oyun oynayanlar demek arkadaşlar ne demek? Bir oyun oynarsa olur. Hiç oynamazsa o da olur arkadaşlar. En çok bir diyor ya. En çok bir demek ya bir oyun oynayacak ya da hiç oynamayacak. Bu demek. Şimdi bir oyun oynayanlar zaten şunlar değil miydi? 5, 6 daha 11, 7 daha 18. Hiç oynamayanlar da arkadaşlar 8 değil miydi? Evet. Demek ki kaç oldu? 18, 8 daha 26 olmuş oldu. Şimdi son sorumuza bakalım arkadaşlar. En çok 2 oyun oynayanların sayısı. Bak en çok 2 oyun oynayanların sayısı. Şimdi en çok 2 oyun oynayan demek ne demek? En çok 2 oyun oynayan, 2 oyun oynarsa olur. 1 oyun oynarsa olur. Hiç oyun oynamazsa bu da olur arkadaşlar. 2 oyun oynayanların sayısı şu değil mi? Bak. Biraz daha yukarı çıkaralım. 2 oyun oynayanların sayısı zaten şuydu. Pardon, 2 oyun oynayanlardan bahsediyoruz. Şu kesişimlerden. Bak, 2 oyun oynayanlar şuydu zaten. Değil mi? Tamam. 1 oyun oynayanlar, bak o da bu. Hiç oyun oynamayanlar, o da bu. Demek ki arkadaşlar bu ne anlama geliyormuş? Ne anlama geliyormuş? Aslında hepsini topla diyormuş yani bize. Öyle değil mi? Evet, en çok 2 oyun oynayanlar. En çok 2 oyun oynayanlar. Yok, hepsinin tarandığı kısım değil, değil mi? Şu en çok 2, bak şurası şu kırmızıyla işaretlediğim bu 3 oyununda oynandığı kısım değil mi? Ben bunun olmasını istemiyorum. Bak bu ikisinin bunların istiyorum. Bunu istemiyorum. Dolayısıyla hepsinden neyi çıkarmam lazım arkadaşlar? 1'i çıkarmam lazım. Hepsini topladığım takdirde bak şu yukarıdakileri toplasam 5, 2 daha 7, 6 daha 13, 4 daha 17, 20, 27, 8 daha 35 olmuş oluyor arkadaşlar. Bunun cevabı da kaçmış? 35'miş. Yazalım. Anlaştık değil mi? Tamam. Şimdi örneklerimizi inceleyelim arkadaşlar. Okuyalım. Futbol ve basketboldan en az birini oynayanların bulunduğu bir sınıfta. Tamam. 11 kişi futbol, 15 kişi basketbol, 19 kişi de futbol veya basketbol oynamaktadır. Buna göre bu sınıfta futbol ve basketbol oynayan kaç kişi olduğunu bulunuz. Bunu küme olarak çözeceğim arkadaşlar. Bakın futbol var, basketbol var. Bir de ne yapalım biz arkadaşlar? Şöyle evrensel kümemizi çizelim. Evrensel kümeye gerek var mı? Bakacağız şimdi. Burası futbol, burası da basketbol. Futbol ve basketboldan en az birini oynayacaksa arkadaşlar, bakın şurası da evrensel kümemiz olsun. Bak şu dış kısım ne arkadaşlar? Futbol ve basketbol oynamayanlar. Öyle değil mi? Evet. Ama ne diyor burada? Futbol ve basketboldan en az birini oynayanların bulunduğu diyor. Yani futbol ve basketbol oynamayan yok anlamına. Bu da ne anlama geliyor arkadaşlar? Kısaca evrensel kümeyi çizmeme gerek yok demek. Tamam mı? O zaman silelim. Evrensel kümeyi silelim. Anladın değil mi ne demek istedim? Ya çiz boş boş dursa da olur hiç fark etmez ama çizmeye de gerek yok. Anlaştık şimdi. Devam edelim. 11 kişi futbol. Ne diyor? Bak buna göre diyor bu sınıfta futbol ve basketbol oynuyor. Bak buradaki bağlacımız V ya. Futbol ve basketbol demek kesişim demek değil mi? Bunu istiyor yani. Kaç kişi? Eleman sayısını istiyor arkadaşlar. Burayı. Futbol ve basketbol oynayan burası değil mi? Burayı bilmiyorum. X diyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın. 11 kişi futbol değil mi? Evet. Futbolun olduğu kısım bak şurası. Tamamı. Dolayısıyla 11 kişi olacaksa X'i buradaysa 11'i elde etmek için 11'i bir yazarım. Bak burada X var. O yüzden bu X'ler birbirine götürsün diye bir de buraya eksi X eklerim. Anlaştık mı? Futbol gerçekten eksi x ile artı x birbirine götürdüğü takdirde 11 oluyor. Şimdi 15 kişi basketbol diyor. Şimdi arkadaşlar basketbol dediğimizde 15 kişi olmayacak mı? Evet. Dolayısıyla basketbol bak şurası. 15 kişi olacaksa eğer şayet bir 15'i yazarım. Eksi x ile artı x birbirine götürsün diye bir de buraya ne yapmam lazım? Eksi x eklemem lazım. Şuradaki bilgiye bakalım. 19 kişi de futbol veya basketbol oynamaktadır. Bakın bu da aslında futbol veya diyor ya birleşim yani. Bu değil mi? Bu neymiş? 19'muş. Şimdi arkadaşlar futbol ve basketbolu birleştir demek değil mi bu? Evet. Bunların birleşimi yani hepsinin toplamı demek. 11 eksi x artı x artı 15 eksi x topladığım zaman ne yapacakmış? 19 yapacakmış. Bak burada eksi x ile artı x birbirini götürdü. 11 ile 15 toplarsam ne yapacak? 26 gelecek.
26-x eşittir 19. X'i sağ tarafa atarsam, 19'u da sol tarafa atarsam 26-19'dan ne gelecek arkadaşlar? X'i 7 olarak bulacağız. Peki bizden ne istiyor? Futbol ve basketbol oynayan kaç kişi? Ona da zaten X demiştik arkadaşlar. X'i de 7 olarak bulmuş olduk. Tamam. İkinci örneğe bakalım hemen. 40 kişilik bir sınıfta yalnız matematik dersinden geçen 7 kişi, yalnız fizik dersinden geçen 9 kişi vardır. Matematik ve fizik derslerinden geçenlerin sayısı bu iki dersten kalanların sayısının 2 katıdır diyor. Buna göre matematik dersinden geçenlerin sayısını bulunuz. Hemen yine kümeyle yapalım arkadaşlar. Şurası matematikten geçenler, şurası fizikten geçenler. Bir de arkadaşlar şimdi ne diyorduk, kalanlar da var ya. Demek ki ne yapacağız? Biz bir evrensel kümede çizelim. Bunların isimlerini de yapalım. Burası matematikten geçenler, burası fizikten geçenler. Şu geri kalan şuradaki boşluklar da arkadaşlar matematik ve fizikten kalanlar. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi yerleştirelim. Ne diyor arkadaşlar? Yalnız matematik dersinden geçen 7 kişi. Yalnız matematik dersinden geçen burası değil mi? Bak yalnız diyorsa sadece burası. Tamam mı? M fark F gibi düşünebilirsin. Yalnız fizik dersinden geçen 9 kişi. Yalnız fizik dersi bak burası. Tamam. Matematik ve fizik. Bakın buradaki V bağlacını görüyorsun değil mi? Bu ne demek? Kesişim demek arkadaşlar. Matematik ve fizik. Yani şuradan bahsediyor. Anlaştık. Matematik ve fizik dersinden geçenlerin sayısı. Tamam. Bu iki dersten kalanların sayısı. Bu iki dersten kalanların sayısı şu dış değil mi arkadaşlar? Bunun iki katıymış. Bak ben buraya x dersem demek ki burası da ne olacakmış arkadaşlar? İki katı olacağından dolayı 2x olacak. Şimdi toplamda 40 kişi yok muydu? Evet. Toplamda dediğimiz arkadaşlar bunların hepsini ne yapmam lazım benim? Toplamam lazım. Yani 7'yi, 2x'i, 9'u ve x'i. 7 ile 9'u toplarsam 16, 2x ile x'i toplarsam 3x. Bunları topladığım takdirde ne olacakmış? 40 olacakmış. 3x, 16'yı sağ tarafa atarsam eksi olarak geçer. 40-16'dan 24 gelir. Her tarafı da 3'e böldüğüm takdirde ne olacak? Bak bunlar sadeleşecek. X eşittir 24'ü 3'e bölersem 8 gelmiş olacak. Peki bizden ne istiyor? Buna göre matematik dersinden geçenlerin sayısı. Matematikten geçenlerin sayısı arkadaşlar şu değil mi? 2x artı 7 değil mi? Evet. Bak 2x artı 7. Ben x'i ne buldum? 8 buldum. X yerine 8 yazarsam 2 çarpı 8 artı 7'den 2 kere 8 16. 7 daha ne geldi? 23 gelmiş oldu. Üçüncü örneğimize bakalım hemen. Bakın bir sınıfta hem İngilizce hem Fransızca dillerini konuşanların sayısı 3. İngilizce veya Fransızca dillerinden en az birini konuşanların sayısı 10'dur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Yine bak hem İngilizce hem de Fransızca demiyor mu? Evet. Dolayısıyla hatta bir de evrensel küme yapalım. İşimize yaramazsa bunu bir sileriz. Şimdi şurası İngilizce, burası da Fransızca dillerini konuşanlar olsun. Şimdi hem İngilizce, bak hem İngilizce hem Fransızca konuşan demek, ikisini de konuşan demek değil mi? Evet. Hem İngilizce hem Fransızca konuşanlar arkadaşlar şuranın kesişim bölgesi değil mi? Evet. Kaç kişiymiş burası? 3 kişiymiş arkadaşlar. Onu hemen yerleştirdim kümeme. Tamam. İngilizce veya bak bu bağlaç kümelerde veya buna denk geliyor değil mi? Tamam. İngilizce veya Fransızca dillerinden en az birini konuşanların sayısı 10'dur. Bak İngilizce veya Fransızca dillerinden en az birini konuşanların sayısı 10'dur. Aslında ne diyor arkadaşlar? İngilizce veya Fransızca demek, İngilizce veya Fransızca demek, İngilizce ile Fransızcayı birleştir demek. Birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar şurası yapmaz mı? Tamamı yapmaz mı? Evet. Bunun tamamı da kaçmış? 10'muş. Onu diyor. Tamam. Devam edelim. İngilizce dilini konuşanların sayısı Fransızca dilini konuşanların sayısından bir fazla. Şimdi arkadaşlar bak ben şu Fransızca diline bak şuraya da x dersem Fransızcadan toplamda kaç kişi konuşmuş olur? X artı 3. Değil mi? İngilizce dilini konuşanların sayısı Fransızca dilini konuşanların sayısından bir fazla olacakmış. Fransızca dilini konuşan x artı 3 ise İngilizler bir fazla olacağına göre x artı 4 olmalı. X artı 4 olacaksa arkadaşlar önce bir x olması lazım. 3 zaten bak burada var. 4 olması için bir de artı 1 eklemem lazım. Tamam. Dolayısıyla bunu da bulduk. Şimdi arkadaşlar İngilizce veya Fransızca
dillerini konuşanların toplam, yani şu pembeyle taradığım bölge arkadaşlar toplamda 10 değil miydi? Evet. Bunların hepsini toplarsam x artı 1 artı 3 artı x eşittir 10 olacak. Buradan da x ile x'i toplarsam 2x yapacak. 3 ile 1'i toplarsam 4 yapacak. Eşittir 10. Buradan 2x eşittir. 4'ü eksi olarak atarım karşı tarafa. 10 eksi 4'ten 6 gelecek. Her tarafı 2'ye bölerim arkadaşlar. Bakın buradaki sadeleştirmelerimi yaptık. X eşittir 6'yı da 2'ye böldüğüm takdirde ne gelecek? 3 gelecek. Peki bizden ne istiyor? Bu sınıfta diyor İngilizce dilini konuşan kaç kişi? Arkadaşlar İngilizce dilini konuşanlar şu x artı 1 ile 3 değil mi? Evet. Yani x artı 1 ile 3. Bunu toplarsam x artı 4 yapar. X'i de ben 3 olarak buldum. Bunun yerine 3 yazacak olursam 3 artı 4'ten de ne gelmiş olacak? Bakın 7 gelmiş olacak. Dördüncü örneğimize bakalım hemen. 35 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta matematik veya fizik derslerinin en az birinden proje alan öğrenciler bulunmaktadır diyor. Tamam. Yalnız matematik dersinden ödev alan öğrencilerin sayısı yalnız fizik dersinden ödev alan öğrencilerin sayısına eşit. Her iki dersten de ödev alan öğrencilerin sayısının iki katıdır. Şimdi ne yapacağız? Notlarımızı bir alalım arkadaşlar. Kim var? Matematik ve fizik dersleri var. Evet. Şimdi matematik ve fizik derslerinden en az birinden proje alan diyor. En az birinden alacak arkadaşlar. Yani hiç almayan yok. Dolayısıyla hiç almayan olmadığı için benim evrensel küme yapmama gerek var mı? Gerek yok arkadaşlar. Anlaştık mı? Şu kümelerin isimlerini de yapalım. Matematik ve fizik. Tamam. Şimdi matematik ve fizik derslerinde en az birinden proje alan öğrenciler bulunmaktadır diyor. Toplamda da 35 öğrenci var. Bunu da aklımızın bir köşesinde tutalım. Yalnız matematik dersinden ödev alan öğrencilerin sayısı. Şurası değil mi? Evet. Yalnız fizik dersinden ödev alan öğrencilerin sayısına eşitmiş. Bak bunlar eşitmiş. Yalnız fizikten ödev alanlar da burası. Değil mi? Her iki dersten de ödev alanların sayısının iki katıymış arkadaşlar. Her iki dersten de ödev alanlar şurası değil mi? Onun sayısını ben bilmiyorum. X diyelim. Neymiş arkadaşlar? İki katıymış. Dolayısıyla burayla burası birbirine eşit olduğundan dolayı o zaman ne olacak? Burası da 2x olacak. Niye? Çünkü yalnız matematik dersinden ödev alan öğrencilerin sayısıyla yalnız fizik dersinden ödev alan öğrencilerin sayısı eşit olacak. Dolayısıyla burası 2x ise burası da 2x olacak arkadaşlar. Toplamda zaten 35 öğrenci yok muydu? Evet. Ben bunları toplarsam 2x artı x artı 2x kaç eşit olacak? 35'e eşit olacak. Buradan arkadaşlar 5x yaptı. 5x eşittir 35. Her tarafı 5'e böldüğüm takdirde 5'ler sadeleşecektir. X kalacak. X eşittir 35'i de 5'e böldüğüm takdirde 7 gelmiş olacak. Tamam? Bizden ne istiyor? Bu sınıfta diyor matematik dersinden ödev alan öğrenci sayısını. Matematikten ödev alan öğrenciler arkadaşlar bakın şurası değil mi? Şu kısım değil mi? Evet. Yani 3x. Değil mi? 3x'i istiyor. X'i de 7 olarak buldum arkadaşlar. 3 çarpı 7'den ne gelecek? 21 olarak bulmuş olacağız. 5. örneğimizi okuyalım hemen. 44 kişilik bir sınıfta herkes Türkçe dilini konuşmaktadır diyor. Tamam. Sadece Almanca ve Türkçe dilini konuşanların sayısı 4. Sadece Fransızca ve Türkçe dilini konuşanların sayısı 8. Sadece bir dil konuşanların sayısı her 3 dili de konuşanların sayısına eşittir diyor. Şimdi buradaki dilleri arkadaşlar ne yapalım? Küme olarak gösterelim. Türkçe dili var. Bak, 44 kişilik bir sınıfta herkes Türkçe dilini konuşuyormuş. Değil mi? Herkes Türkçe dilini konuşuyormuş arkadaşlar. Bakın şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Bir de şöyle diyelim. Şimdi arkadaşlar bakın bu Türkçe olsun. Burası Almanca olsun. Tamam. Bir de ne var? Fransızca var. Tamam. Şimdi arkadaşlar herkes Türkçe dilini konuşuyorsa bakın o zaman herkes Türkçe dilini konuşacaksa bak şurası sadece Almanca konuşanlar. Demek ki buraya benim bir şey yazamam lazım. Niye? Yazmamam lazım. Niye? Çünkü arkadaşlar herkes Türkçe bir kere konuşacak ya burası sadece Almanca konuşanlar. Dolayısıyla burayı kapattım. Şimdi bak burası da yalnız Fransızca konuşanlar ama herkes Türkçe konuşacaktı. Dolayısıyla buraya da bir şey yazamam. Öyle değil mi? Herkes Türkçe konuşacaksa arkadaşlar bak şu bölgede de Türkçe yok. Değil mi? O zaman benim ne yapmam lazım? Buralara hiçbir şey yazamamam lazım. Anlaştık. Şimdi bakıyorum. Sadece Almanca ve Türkçe dilini konuşanların sayısı 4'müş. Sadece Almanca ve Türkçe.
Neresi arkadaşlar orası? Almanca ve Türkçe. Burası değil mi? Sadece Almanca ve Türkçe. Bak buraya bir şey yazamıyorum. Niye? Çünkü bak burada Fransızca da var. Üçünün kesişimi. Bana sadece Almanca ve Türkçe diyor ya arkadaşlar. Dolayısıyla 4'ü yukarı yazmam lazım. Tamam. Sadece Fransızca ve Türkçe dilini konuşanlar, Fransızca ve Türkçe arkadaşlar, sadece Fransızca ve Türkçe dediği burası. Buraya niye bir şey yazamıyorum? Burada Almanlar da var. Anlaştık mı? O yüzden. Bu da burası da neymiş arkadaşlar? Bakın 8'miş. Anlaştık. Sadece bir dil konuşanların sayısı her 3 dilde konuşanların sayısına eşittir diyor. Sadece bir dil konuşanların sayısı her 3 dili de konuşanların sayısı. Arkadaşlar bakın şurası her 3 dilde konuşanların sayısı değil mi? Kaç kişi olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Buraya x diyelim. Sadece bir dil konuşanlar arkadaşlar şurası değil mi? Hangi dili konuşuyor burası? Türkçeyi konuşuyor. Bak burası sadece Türkçeyi konuşuyor. Bunların sayısının sayısına eşitmiş arkadaşlar. Tamam mı? Yani o zaman ne olacak? Burası da x olmuş olacak. Şimdi toplamda 44 kişi yok muydu? Evet. O zaman ben bunları topladığım takdirde şunu, şunu, şunu ve şunu topladığım takdirde kaça eşit olması lazım? 44'e eşit olması lazım. Toplayalım. 2 tane x var orada. Artı 4 ile 8'i toplarsam da 12 gelecek. Bu 44'e eşit olacak arkadaşlar. 2x eşittir. 12'yi karşı tarafa eksi olarak atarsam 44 eksi 12'den 32 gelecek. X'i de buradan her tarafı 2'ye böldüğüm takdirde ne olacak? 2'ler sadeleşecek. 32'yi 2'ye bölersem de 16 gelmiş olacak. Peki bizden ne istiyor? Sadece Türkçe dilini konuşanların sayısı. Ona da zaten x dememiş miydik arkadaşlar? X'i de 16 olarak bulmuş olduk. Tamam? Altıncı örneğimizi inceleyelim. Herkesin futbol oynadığı bir sınıfta öğrenciler tenis ve yüzme sporlarıyla da uğraşmaktadır. Bakın şöyle parça parça okuyacak olursak arkadaşlar bakın tenis ve yüzme sporlarıyla da uğraşılıyormuş. Ama arkadaşlar herkes aynı zamanda ne oynuyormuş? Bakın futbol oynuyormuş. O yüzden futbol en geniş kümemiz olacak. Evrensel küme gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi devam edelim. Sınıfın %50'si futbol ve tenis. Bakın buradaki V bağlacına dikkat etmişsinizdir artık. Futbol ve tenis. Değil mi? Bu neymiş arkadaşlar? %50'ymiş. Anlaştık. %40'ı yüzme ve futbol. Yine bağlacımız V. Yüzme ve futbol arkadaşlar neymiş? %40'mış. %40'mış. Ne diyor? Bir de %20'lik bir öğrenci grubu sadece futbol oynamaktadır. Bak şuraları da isimlerini de yazalım da kümelerin. Tamam. Şurası tenis olsun arkadaşlar. Burası yüzme olsun. Burası da futbol olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Bak sadece diyor %20'lik bir öğrenci grubu sadece futbol oynamaktadır. Yani dolayısıyla şurası ne olacak arkadaşlar? %20 olacak. Çünkü şurası tenis ve yüzme değil mi? Evet. Bunların haricindekiler arkadaşlar sadece futbol oynayanlar. Öyle değil mi? Dolayısıyla şurası dış kısmı ne olacak arkadaşlar? Tenis ve yüzmenin haricindeki kısım %20 olacak. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar ben bir sınıfın tamamının bütün öğrencilere topladığında ne olacak? %100 olur. Öyle değil mi? Tamamının %100 olacak. Şimdi %20'lik kısım burada. Demek ki şuradaki kısma kalan arkadaşlar %100 olması için ne kalacak geriye? %80 kalmalı. Şimdi dolayısıyla baktığım zaman bak burası %50, %40. Topladığım zaman ne olacak? %90. Ama en fazla ne çıkacaktı arkadaşlar? Ne çıkacaktı en fazla? %80 çıkabilirdi. Çünkü %20'si dışarıda bunun. Peki burada %90 çıkıyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi arkadaşlar şu. Şu kesişim bölgesi var ya, kesişim bölgesi. Ne kadar arttı? %80 çıkması gerekirken %90 çıktı ya. %10'luk bir fark var değil mi? Demek ki bu %10'luk fark arkadaşlar burada. Anlaştık mı? Bakın şimdi tekrar yapacağız. Ne demek istediğimi anlayacaksın. Sınıfın %50'si neydi? Futbol ve neydi arkadaşlar? Tenisti değil mi? Futbol ve tenis dediğim arkadaşlar %50 olacaksa. %50 olacaksa. Dolayısıyla buraya ne kalacak? Futbol ve tenis. Bakın. Şurası olmaz mı? Bak. Futbol dediğim, tenis dediğim kısım arkadaşlar şurası değil mi? Evet. Futbol dediğimde zaten tamamı değil miydi? Evet. Bununla zaten pembe yeri kesiştirdiğim zaman ne olacak arkadaşlar? Bakın şurası olmuş olacak. Değil mi? Evet. Dolayısıyla
Dolayısıyla arkadaşlar şöyle bir temizleyelim. Şu kısım ne olacak? %10'u buradaysa %50 olacak ya. Demek ki arkadaşlar şu kısma %40 kalmış olacak. Anlaştık. Şimdi yüzme ve futbol arkadaşlar. Yüzme ve futbolun kesiştiği yer arkadaşlar şu yüzmenin kendisi değil mi? Evet. Dolayısıyla %10'u oradaysa geri kalan %30 da arkadaşlar burada olmalı. Anlaştık. Şimdi gerçekten şunları topladığım zaman %80 yapıyor mu? Yapıyor mu? Bir topla bakalım. 40. Bak 40. 10 daha 50. 30 daha 80. Anlaştık mı? Neden kesişme koymamız gerektiğini. Ortak olan elemanlar olmazsa %90 çıkacak. Ama en fazla %80 çıkabilirdi. Dolayısıyla arkadaşlar fazlalığını nereye atıyormuşuz? Kesişim bölgesine atıyormuşuz. Anlaştık. Devam edelim şimdi. Her 3 sporla da uğraşan öğrenci sayısı 4 kişi olduğuna göre. Arkadaşlar her 3 sporla da uğraşan burası değil mi? Evet. Bak burası tenis ve yüzmeyle uğraşıyor. Aynı zamanda bunların hepsi zaten futbolla uğraşıyordu. Dolayısıyla her 3'üyle uğraşmış oluyor. Yani burada %10'luk dediğim kaç kişiye tekabül ediyormuş? 4 kişi. Peki bizden ne istiyor? Sadece tenis oynayan. Sadece tenis oynayan da arkadaşlar şurası değil mi? %40 değil mi? %40 acaba kaç kişi olur diye soruyor arkadaşlar. Bakın dikkat edecek olursanız 10'dan 40'a kaç kat artmış? 4 kat artmış. O zaman buradan da buraya 4 kat artacak. 4'ün 4 katı kaç arkadaşlar? 16. Dolayısıyla cevabımızda ne olmuş olacak? 16 olmuş olacak. Tamam. Bence gayet güzel soru olmuş. Bana bu yıldız atıyorum. Tekrar edilecekler listesine kesinlikle alıyorsun. Geldik 7'ye. 34 kişilik bir sınıfta matematik dersinden kalanlar 10 kişi, fizik dersinden kalanlar 20 kişidir. Hemen notlarımızı alalım arkadaşlar. Matematik ve fizik. Şimdi bir de geçenlerde var mı acaba? Onu yapmama gerek var mı? Her iki dersten de kalanların sayısı, her iki dersten de geçenlerin sayısının yarısı olduğuna göre sadece tek dersten geçen öğrenci varmış. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir evrensel kümemizi de yapalım. Şurası matematik olsun, şurası fizik olsun arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi toplamda 34 kişi var. Matematik dersinden kalanlar. Şimdi arkadaşlar şurası matematikten geçenler değil mi? Bunun haricindekiler o zaman ne olması lazım? Kalanlar olması lazım. Matematikten kalanlar olması lazım. Değil mi? Evet. Yani şurası ve şuradan bahsediyoruz. Bunların toplamı neymiş arkadaşlar? 10'muş. Tamam. Fizik dersinden kalanlar 20 kişi. Şimdi fizikten geçenler şurası değil mi? Evet. Demek ki geri kalan şurası ve şu bölge arkadaşlar ne olması lazım? Bunların toplamı 20 kişi olması lazım. Burası da tamam. Şöyle şuraları da temizleyelim. Önce olayı anlamaya çalışıyoruz. Tamam mı? Şimdi her iki dersten de kalanların sayısı şurası. Her iki dersten de geçenlerin sayısının şurası geçenler. Her iki dersten de geçenler. Her iki dersten de kalanların sayısı. Bak her iki dersten kalanların sayısı zaten şu dış kısım değil mi arkadaşlar? Tamam. Her iki dersten kalanların sayısı her iki dersten geçenlerin sayısının yarısı olduğuna göre. Yani burası x ise burası ne olacakmış arkadaşlar? 2 katı 2x olacakmış. Şimdi bakın matematik dersinden kalanlar 10 değil miydi? Yani 10 neresiydi? Şunun ve şunun toplamı 10 olacaktı. Dolayısıyla burası x ise 10 olması için önce buraya bir 10 yazıyorum. Eksi x ile artı x birbirini götürsün diye bir de ne yaptım? O eksi x ekledim arkadaşlar. Tamam. Fizik dersinden kalanlar 20 kişiydi. Fizikten kalanlar arkadaşlar şurası ve şurası değil mi? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar bakın 20 kişiydi. X'i burada 20 olması için bir kere bir 20'yi yazmam lazım. X'i götürmek için arkadaşlar bir de eksi x eklemem lazım ki eksi x ile artı x birbirini götürünce sadece 20 kalsın. Tamam. Şimdi toplamda 34 kişi yok muydu? Evet. O zaman bunları toplarsam bunların hepsinin toplamı ne olacakmış? 34 olacakmış. Toplayalım. 20 eksi x artı 2 x artı 10 eksi x artı x eşittir 34 olacak. Bakın götürenleri sadeleştirelim. Şöyle şunlar birbirini ne yaptı arkadaşlar? Götürdü. Bak eksi 2x yaptı. Artı 2x birbirini götürdü. 20 ile 10'u topladığım zaman 30 geldi. Artı x eşittir 34. 30'u sağ tarafa atacak olursam eksi olarak geçer. 34 eksi 30'dan da ne gelecek arkadaşlar? 4 gelmiş olacak. Peki bizden ne istiyor şimdi? Bizden ne istiyor?
sadece tek dersten geçen öğrenci sayısını istiyor. Sadece tek dersten geçen öğrenci sayısı. Bir kere biz önce ne yapalım? Geçen öğrencilere bakalım. Bak şuradaki x kalan değil miydi arkadaşlar? Kalan öğrenci değil miydi? Evet. Geçenler demek ki şurası, şurası ve şurası. Değil mi? Geçen öğrenciler arkadaşlar tamamı 34 değil miydi? Evet. Zaten şurada x vardı ya. X'i de 4 olarak buldum. Burası 4 kişi kalmış. O zaman geçen kaç tane kişi var? 34'ten 4'ü çıkartırsam 30 kişi. Bakın şu yeşillerin toplamı ne olması lazım arkadaşlar? 30 olması lazım. Şimdi şuradaki 2x. 2 dersten de geçenler değil miydi? Evet. O zaman ben tamamından ne yapacağım? 2 kişinin geçtiklerini çıkartırsam neyi bulurum arkadaşlar? Tek dersten geçenleri bulurum. Değil mi? Tek dersten geçenler. Şöyle. 2 kişinin geçtikleri demeyelim de 2 dersten geçenler diyelim şurada. 2 dersten geçenler. Yani ben tamamından 2 dersten geçenleri çıkarttığım zaman geriye tek dersten geçenler olur. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar tamamı burada ne? Geçenlerden bahsediyoruz. 30 kişiydi. Değil mi? Eksi 2 dersten geçenler ne? 2x değil mi? X'i de 4 olarak buldum. 4 kere 2'den 8 geldi. 30'dan da 8'i çıkardığım zaman arkadaşlar 22 olarak bulmuş olur. Tamam mı? Evet şurası eşittir olacak. Tamamından 2 dersten geçenleri çıkardığım zaman neye eşit olacak? Tek dersten geçenlere eşit olmuş olacak. Süper hazırlanmış yani. Çok güzel olmuş. Tamam. 8'e bakalım şimdi. Bir sınıfta kız, erkek, sarışın ve esmer öğrenciler vardır diyor. Bu sınıftaki sarışın veya kız öğrenciler 25 kişi. Esmer erkek öğrenciler 8 kişidir. Buna göre sınıf mevcudunu bulunuz diyor. Bakın aynen şu şekilde yapın. Tablo şeklinde yapacağız bakın bunları. Şöyle. 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 Şöyle ve şöyle diyelim arkadaşlar. Evet. Şu şekilde yapalım. Şunu da uzatalım. Tamam. Neyse. Şimdi bak burası ne olsun? Kızlar olsun. Burası erkekler olsun. Şurası sarışınlar olsun. Şurada da ne olsun arkadaşlar? Esmerler olsun. Şimdi bak burada ne diyor? Esmer erkek öğrenciler 8 kişidir. Hem esmer olacak hem de erkek olacak. Bak esmer olanlar burada. Erkek olanlar da burada. Bakın esmer erkekler burada. O zaman ikisinin kesiştiği yer arkadaşlar burası ya. Demek ki şurası ne olacakmış? 8 olacakmış. Bu sınıftaki sarışın veya, bak veya demek ne demek arkadaşlar? Birleşim demek. Yani hem sarışınları hem de kızları birleştir diyor. Şimdi sarışınlar bak burası değil mi? Evet. Bununla kızları birleştireceğim. Kızlar da arkadaşlar burası değil mi? Evet. Bunları birleştirdiğim zaman yani topladığım zaman kaç kişi oluyormuş arkadaşlar? 25 kişi oluyormuş. Tamam. Yani şunun, şunun ve şunun. Üçünün toplamı. Peki bizden ne istiyor? Sınıf mevcudunu bulunuz. Arkadaşlar sınıf mevcudunda zaten şurası da dördüncü bölge değil mi? Evet. Dört tane bölge var ya. Üçünün toplamı zaten 25'ti. Dördüncü bölgenin de zaten 8 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sınıf mevcudu 25 artı 8'den 33 gelmiş olacak. Tamam. Geldik şimdi 9. sorumuza. Okuyoruz. Orijinal TYT kitabı T ile gösterilmiş. Orijinal AYT kitabı A ile. Orijinal deneme kitabı D harfleriyle gösterilmektedir. Cuma günü kitap evine giden 44 öğrenciden her biri en az yukarıdaki yayınlardan birini almıştır. Yani bu yayınlardan hiç almayan yokmuş arkadaşlar. Bunu demek istiyor Türkçesi. Yukarıda verilen sütun grafiği Cuma gününe ait satış miktarlarını göstermektedir diyor. Tamam. Buna göre her 3 yayında satın alan öğrenci sayısını bulunuz diyor. Arkadaşlar yine kümelerimizi ne yapalım? Çizelim. Bak. Şu. Şu. Ve şu. Peki benim arkadaşlar evrensel kümeyi çizmeme gerek var mı? Gerek yok. Sebebi ne? Çünkü arkadaşlar hiçbirini almayan yok ki. Bak şurası ne olsun? TYT olsun. Şurası AYT olsun. Bu da deneme olsun arkadaşlar. Bakın bu üçünü de alanlar şu kısım değil mi? Tamamını alanlar. Şuradaki boşluk hiç almayanlar. Değil mi? Ama burada bize ne diyor? Her birini en az yukarıdaki yayınlardan birini almıştır diyor.
her biri, 44 öğrenciden her biri bunlardan en az birini almış. Almayan yok demek. Almayan yoksa buradaki evrensel kümeye de gerek yok demektir. Anlaştık mı? Evet. Şu kümeyi tekrar çizelim. Tamam. Devam edelim şimdi. Ne yapacağız önce? T ve A diyor ya arkadaşlar. Buradaki V ne anlama geliyor? Kesişim anlamına geliyor. Önce ne yapacağız? Kesişimlerden başlayacağız. Peki bizden ne istiyordu? Her 3 yayında satın alan öğrenci sayısını istiyor. Her 3 yayında alan öğrenci sayısı burası değil mi? Burayı bilmediğim için sayısına ne diyeyim arkadaşlar? X diyeyim. Anlaştık. T ve A. T ve A 10 kişiymiş. T ve A neresi arkadaşlar? Bakın T ve A dediğimiz şurası. Değil mi? İkisinin ortak olduğu yerler yani burası. X'i buradaysa geriye ne kalacak arkadaşlar? 10 eksi X kalacak. Değil mi? Niye eksi X yapıyorum? Eksi X ile artı X birbirini götürsün. Sadece 10 kalsın diye. T ve D'ye bakalım. T ile D'nin kesiştiği yer arkadaşlar şurası ve şurası değil mi? Evet. Dolayısıyla bu 8 olacaksa arkadaşlar X'i buradaysa 8 eksi X'i de nerededir? Buradadır. Gerçekten de eksi X ile artı X'i götürdüğüm zaman geriye sadece 8 kalmış oluyor. A ve D'ye bakalım. A ve D'nin olduğu yerde arkadaşlar burası ve burası değil mi? Evet. Bu da neymiş? 6 olacakmış. X'i buradaysa benzer şekilde burası da ne olacak? 6 eksi X olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar bakın T'ye bakalım. Şimdi T dediğimiz yer şurası değil mi? Evet. Buranın tamamı ne olacakmış arkadaşlar? Bakın 28 olacakmış. Değil mi? O zaman bakın şunu ve şurayı topladığım zaman 28 olması lazım. Zaten 10 eksi x ile bak şuradaki 10 eksi x ile x'i toplarsam 10 olur. 8 eksi x ile toplarsam bak şöyle 10 eksi x artı x artı 8 eksi x. Bak burada eksi x ile artı x birbirini götürdü. 10 ile 8'i topladım. 18 eksi x oldu. Şimdi arkadaşlar şurayı da eklediğim zaman 28 olacak ya. 18 var. 28 olması için bir 10 daha eklemem lazım. Eksi x ile artı x birbirini götürsün diye buraya da ne yaptım? Artı x eklemiş oldum arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi A'ya bakıyorum. A arkadaşlar AYT kitabı 20. AYT kitabı da arkadaşlar şuranın tamamı değil mi? Evet. Bunları topladığım zaman ne olması gerekiyormuş? Ne olması gerekiyormuş arkadaşlar? Bakın 20 olması gerekiyormuş. Dolayısıyla benzer şekilde şu 10 eksi x ile x'i topladım. Bir de 6 eksi x var. Bunlar arkadaşlar eksi x ile artı x birbirini götürdü. 10 ile 6'yı toplarsam 16 eksi x oldu. 20 olması için bir kere 16'ya 4 eklemem lazım. Eksi x ile artı x birbirini götürsün diye bir de artı x eklemem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi D'ye bakıyorum. Denemelere bakıyorum. Toplamı kaçmış? 18'miş. Arkadaşlar D'lerin bakın D'de şurası değil mi? Evet. Bunları topladığım zaman ne olması lazımmış? 18 olması lazımmış arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şunu da bununla yapmayalım da. Evet. Şunu bir de şurayı topladığım zaman ne olacak? 18 olacak. 8 eksi x artı x artı 6 eksi x eşittir 18. Eksi x ile artı x birbirini götürdü. 8 ile 6'yı toplarsam 14. 14 eksi x olacak arkadaşlar. Değil mi? Dolayısıyla bak hatta şuradaki şeyde yazmaya gerek yok. Tamam toplamları 18 olacak da. 14 burada. 18 olması için 4 olacak arkadaşlar. Eksi x ile artı x birbirini götürsün diye bir de buraya artı x eklemem lazım. Anlaştık. Şimdi zaten olay bitti. Niye? Zaten toplamda arkadaşlar 44 tane öğrenci yok muydu? Ben bunun tamamını topladığım zaman bak tamamını şunların tamamını topladığım zaman ne olması lazım? 44 olması lazım. Şimdi arkadaşlar bakın şurayı bir geri alalım. Filmi bir geri saralım. Evet. Şimdi zaten şu T değil mi arkadaşlar? Evet. Yani TYT denemesi alanlar. Tamam. Onun zaten sayısı 28 değil miydi? Evet. Ben ne yapacağım demek ki? Bak şuraya yazıyorum. 28'i şu kısmı hallettim. Şuranın tamamını toplamış oldum. Şimdi şurayı topladım. 4 artı x. Yani kısaca bunların hepsini toplayacaksın arkadaşlar. Sonra 6 eksi x. Artı bir de burası. Bunu da topladığım zaman ne olacakmış arkadaşlar? 44 olacakmış. Burada sadeleşenleri götürelim. Bakın artı x ile eksi x birbirini götürür. 28, 4 daha 32, 6 daha 38, 4 daha 42. Değil mi? 42 artı x'imiz var. Bir de şuradaki x'imiz var. Eşittir
44 oldu. X'i de burada 2 olarak bulmuş olduk. Bizden ne istiyor? 3 yayında satan kaç öğrenci? 3 yayında satan arkadaşlar, bak şurası değil miydi? Tam şu ortadaki X'de X değil miydi bak burası? Buraya X demiştim. Hatırladın değil mi? Evet. Orayı soruyor. X'i de zaten 2 olarak bulduk. Dolayısıyla cevabımız ne gelecek? 2 gelmiş olacak. Buna da bir yıldız atıyorum. Geldik şimdi 10. sorumuza. Sondan bir önceki. Okuyalım. Matematik, fizik ve kimya derslerinin en az birinden proje ödevi alan 44 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta. Bak en az birinden var ya, bunlardan demek ki almayanlar yok arkadaşlar. Tamam? Dolayısıyla evrensel küme yapmaya da gerek yok. Matematik veya fizik derslerinden proje ödevi alan 30 öğrenci. Bak şimdi bunları ne yapalım? Yine küme olarak çizelim. Matematik, fizik ve kimya var. Şöyle çizelim. Şurası matematik olsun, şurası fizik olsun, şurası da kimya olsun. Dediğimiz gibi evrensel kümeye gerek yok. Niye? Çünkü almayan yok arkadaşlar proje ödevi. Bunlardan illa birinden var. Ödev var. Tamam. Şimdi toplamda 44 tane öğrencimiz varmış arkadaşlar. Tamam. Ne diyor? Matematik veya fizik. Bakın bu birleşme demek değil mi? Evet. Yani matematikte fizikleri topladığın zaman. Şuradaki kümelerin izimlerini de yazalım da. Matematik, fizik ve kimya olsun. Şimdi arkadaşlar matematik veya fizik dediğimiz şurası değil mi? Buranın toplamı neymiş arkadaşlar? 30'muş. Tamamı zaten bunların hepsini toplasam yani şurayı da eklediğim zaman 44 olmayacak mıydı? Evet. Bakın şu taradığım maviyle taradığım yer 30 olacaksa o zaman geriye şuraya ne kalacak? 14 kalmış olacak. Anlaştık. Şurayı bir silelim. Şimdi. Anlaştık. Devam edelim. Matematik veya kimya dersine. Bak buradaki bağlacımız yine veya. Matematik ve kimyayı topla diyor. Matematikle kimyayı topladığım zaman şuranın tamamı değil mi? Evet. Neymiş arkadaşlar? Proje ödevi alan 32 kişi. Bak bu maviyle taradığım yer toplamda 32 olacakmış. Toplamı zaten 44 değil miydi? O zaman geriye arkadaşlar şurası 12 olmaz mı? Tamam. Burayı da silelim. Oluyor değil mi? Güzel. Şimdi son olarak da ne yapalım arkadaşlar? Geri kalan kısmı okuyalım. Fizik veya kimya. Fizik veya kimya dediğimiz arkadaşlar fizikle kimyayı birleştir demek değil mi? Bak şurası maviyle taradığım yer. Bu da kaçmış arkadaşlar? 34'müş. Bunları toplayınca 34 oluyormuş. Toplamı zaten 44'tü. 34'ü bu mavi taralı yerde ise geri kalan 10'u da nerededir arkadaşlar? Buradadır. Bakın şu taradığım yerleri de yine silelim. Peki bizden ne istiyor şimdi? Ne istiyor? Buna göre diyor en az 2 dersten proje ödevi alan öğrenci sayısı. En az 2 ders. Bak 2 ders de olur, 3 ders de olur. 2 ders de olur, 3 ders de olur. 2 dersler arkadaşlar şurası değil mi? Evet. 3 ders de burası değil mi? Bunların toplamını istiyor arkadaşlar. Şurada silmiştim fazladan. Şurayı 14. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar bakın. Zaten hepsinin toplamı 44 olmayacak mı? 10 burada. 12 de burada. 22. 14 de burada. Ne oldu? 36 oldu. Arkadaşlar o zaman geriye kalanlar yani 44 eksi 36 dediğim takdirde geriye kalan 8 kişi de şuradaki kırmızı işaretlediğim yerlerde olmak zorunda. Tamam mı? Bu da gayet bence şık olmuş. Geldik şimdi 11. ve son sorumuza. Okuyalım. Han hava yolları ile yolculuk yapan yolculardan kahve içen yolcular çay da içmiştir. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bak kahve içenler çay da içmiştir. Tamam mı? Şöyle yapalım. Şurası kahve içenler. Şurası da çay içenler. Kahve içenler değil mi? Çay da içmiştir. Evet. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Şuraya kadar hallettik. Çay içen yolcular meyve suyu da içmiştir. Demek ki meyve suyu daha da geniş kapsamlı. Çay içenler meyve suyu da içiyor ya. Demek ki o zaman ne olacak arkadaşlar? Meyve suyu bunları kapsayacak. Tamam. Meyve suyu içen yolcular su içmiştir diyor. O zaman arkadaşlar su daha da geniş bir küme. O zaman şöyle yapalım. Şurası da ne olsun? Su kümesi olsun. Tamam. Su içen yolcuların sayısı meyve suyu içen yolcuların sayısının 2 katı. Anlaştık. Yani şurası diyor ki x ise diyor meyve suyu içenler şurası tamamı da burası da x olacak diyor arkadaşlar. Tamam. Niye böyle? Bakın
meyve suyu içen, su içen yolcuların sayısı. Su içen yolcuların sayısı şu x ile x'in toplamı değil mi? 2x oldu. Meyve suyu içenler de arkadaşlar, ona da zaten x dedik. 2x, x'in 2 katı oluyor gerçekten de. Tamam. Şurayı bir silelim, karışmasın. Evet. Buradaki önemli olan en küçük birimi yakalamak arkadaşlar. En küçükten başlayarak katları alacağız. Tamam mı? Bak. Şimdi ne diyor? Meyve suyu içen yolcuların sayısı çay içen yolcuların sayısının 2 katı. Çay içen yolcuların sayısı da kahve içen yolcuların sayısının 2 katıdır. En küçük birim ne arkadaşlar burada? Kahve. Değil mi? Kahve içen yolculara ben x diyecek olursam, çay içen yolcuların sayısı, kahve içen yolcuların sayısı 2 katı olacak ya. Demek ki o zaman ne olması lazım? Burası x olması lazım. Çay içenler arkadaşlar bak şurası değil mi? Bak çay içenler kaç x oldu? 2x oldu. Kahve içenler de sadece 1x değil mi? Evet. Bak çay içenler kahve içenlerin 2 katı oldu mu? Oldu. Tamam mı? Şurayı temizliyorum. Evet. Burayı bulduk. Şimdi filmi terse saralım. Bak, şurayı bir silelim. Filmi biraz bir terse saralım arkadaşlar. Tersten gidiyoruz. En küçük birimi bulduk nasıl olsa. Bundan sonra artık işimiz kolay. Çorap söküğü gibi gelir. Şimdi arkadaşlar çay içen kahve içenlerin 2 katıdır. Bunu hallettik. Şimdi ne diyordu? Bakın bir öncesine gelecek olursak, meyve suyu içen yolcuların sayısı çay içen yolcuların sayısının 2 katıdır. Bak meyve suyu içenler çay içenler. Çay içenler 2x olmadı mı? Evet. O zaman meyve suyu içenler de 4x olmayacak mı? Evet. Meyve suyu içenler şuranın tamamı değil mi? Değil mi? Evet. 2x'i zaten arkadaşlar bakın 2x'ini zaten yazdık. Dolayısıyla geriye ne kalacak? 2x kalacak. Anlaştık mı? Burası da neymiş arkadaşlar? 2x'miş. Tamam. Şimdi şuraya bakalım. Su içen yolcuların sayısı meyve suyu içen yolcuların sayısının 2 katı. Meyve suyu 4x değil mi? O zaman su 2 katı olacaksa suda ne olması lazım? 8x olması lazım. Şimdi zaten şunları topladığım zaman 2x, 2x de burada 4x. Değil mi? 4x'i burada. Su 8x olacaksa demek ki arkadaşlar şu aradaki boşluğa ne kalması lazım 8x olması için? 4x kalması lazım. Anlaştık. Notlarımızı aldık şimdi. 88 yolcusu bulunan bu uçaktaki kişilerden 8'i hiçbir içecek içmediğine göre. Ha, demek ki 8 kişi arkadaşlar bunların dışında. Demek ki bir içecek içenler şuradakiler. Bunların toplamı. Şunlar. Bakın bunları topladığım zaman demek ki kaç kişi olması gerekiyor? 80 kişi olması gerekiyor. 8'i dışarıda ya. X artı x artı 2x artı 4x olmuş oldu. Değil mi? Buradan bunların toplamı 80 olacak. 6, 8. 8x eşittir 80. Her tarafı 8'e bölecek olursam da x'i 10 olarak bulmuş olurum. Peki bizden ne istiyor? Meyve suyu içip çay içmeyen. Meyve suyu içecek ama çay içmeyecek. O da arkadaşlar bakın meyve suyunda olup çayda olmayan kısım şurası değil mi? Şu aradaki boşluk değil mi? Evet. Orada aradaki boşlukta sayısı 2x değil mi arkadaşlar? Evet. Yani 2x istiyor. X'i de 10 olarak buldum. O zaman 2 çarpı 10'dan da ne gelmiş olacak? 20 gelmiş olacak. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın. Dersten sonra bunları tekrar kendiniz kağıdı kalemi elinize alıp çözeceksiniz arkadaşlar. Anlaştık mı?